müdür çalışanlarına hediye etmek üzere saat almıştı. Hediyeleri bir masaya koyduktan sonra her birinin kendi saatini seçmesini istedi. Ardından da terfiyi hak eden çalışanını açıklayacaktı. Erkekler erkek saati, kadınlar da kadın saatini seçmişti. Ama biri hariç, bu kişi Tahir'di. Tahir kadın saati almıştı. Tahir müdüre, "Ne zamandır eşime güzel söz dışında bir şey hediye edemedim. Benim yerine onun için bir saat seçmek istedim. O üç çocuk dünyaya getirerek bana çok büyük hediyeler verdi. Sevgi ve sabır içinde onları büyütmeye çalışıyor. Bütün bunları görmezden gelmem ona karşı büyük bir vefasızlık olur. Hem onu mutlu görmek beni de çok mutlu ediyor. İnşallah bu hediyeyi beğenir," dedi. Bu sözleri duyan iş arkadaşları gülüşmüşlerdi. Müdür ise ona bir erkek saati hediye ederek onu onore etti. Sonra da Tahir'e dönerek, "Maşallah, ne kadar düşüncelisiniz. Ayrıca işinize de ne kadar ehemmiyet verdiğinize buradaki bütün arkadaşlar da şahittir. Onun için işte terfi alan kişinin siz olduğunuzu da ilan ediyorum," dedi. Tahir terfiye çok sevinmişti. Ardından eşini aldığı hediyeyle evine gitti. Eşi kapıyı açtı. Tahir hediyeyi eşine takdim etti. Eşi hediyeyi gördü ve büyük bir şaşkınlık yaşadı. Tahir, "Çok mutlu oldun değil mi?" diye sorunca eşi, "Bugün pazardayken küçük bir kız bana çarptı. Düşmesin diye yakaladım hemen. Ayaküstü biraz sohbet ederken çocuk kolumdaki saate baktı. Belli ki çok beğenmişti. Saatimi seviyordum ama o anda o yavrucağı mutlu etmek galiba beni daha çok mutlu edecekti. Saatimi çıkarıp ona hediye ettim. Çocuğun yüzündeki sevinci görmen lazımdı. Allah'ın işine bak ki şimdi sen bana daha iyi bir saatle geldin. Karşılıksız Allah rızası için verdiğimiz şeyler bize ne kadar da çabuk dönüyor. Cenab-ı Allah bir ayeti kerimesinde iyiliğin karşılığı hem dünyada hem ahirette ancak iyilik değil midir?" buyurmuş dedi. Tahir'in terfi ettiğini de öğrenen eşi o gün sevinçten havalara uçmuştu. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.